Halit Emre Arslan'la Bilinsin İstedim başlıyor. Podcast dinle mikrofonlarından herkese merhaba. Haldun Altılar ben. Şimdi sizi çok ama çok değer verdiğim ve hayatınız boyunca çok işinize yarayacak bilgiler size aktaracak önemli bir isimle tanıştıracağım. 13 program yapacağız kendisiyle. Bu 13 program belki de sizin hayatınızı değiştirecek. Halit Emre Arslan bizimle beraber. Hoş geldin Halit. Hoş bulduk. Daha doğrusu Halit mi? Halit Emre mi? Nasıl? Hangisi kolaysa ikisini. Peki. İstanbul'da doğdun. Marmara Üniversitesi beden eğitimi okudun. Daha sonra genetik üzerine yüksek lisans yaptın. Öğretmensin, antrenörsün, yazarsın. Daha fazla neler yaparsın? İstersen biraz bize anlat. Tabii bu benim bazılarının örtük programı olur. Ben okuduğum zamanlarda işte bilinen diploma bazlı. Bunun yanı sıra böyle gizli diye öteledikleri bazı bilgilerin peşine çok gitmiştim. Ve gizli diye öteledikleri o bilgiler daha ziyade aslında benim merakımı çekiyor. Ve evet insanı kendini tanıması açısından. Bir şeyler kattığını düşünüyordum. Ve böylece ben insanların yüzündeki, elindeki işte bu burun yapılarının, kulak yapılarının, saç yapılarının, göz renklerinin ve parmak yapılarının vesaire karakteri hakkında bir şeyler taşıdığı ile ilgili verilere ulaştım. İşte bunlar İngilizceydi, Arapça metinlerdi vesaire. Ve bunun üzerine kitabım yayınlandı ki bununla ilgili hem antrenörlük hayatımda hem öğretmenlik hayatımda çok fazla yer verdim. Hatta askerliğimde bile el çizgileriyle birlikte ekibimi bu şekilde kurdum. Yani hayatımı kolaylaştırdığı için bunu kitaba döktüm ve gerisin geride bununla ilgili bilgileri insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Bu yurt dışında çok fazlaca kullanılan bir bilim mi diyelim? Ne diyebiliriz buna? Evet bilim diyeceğiz çünkü fizyonomi artık bir dal. Yani anlatıldığı veya suistimal edildiği gibi değil. Evet bir dal. Bir dal. Ve bu dal ile ilgili detayları bilmek bizim hayatımızda maddi manevi çok fazla avantajlar getirecek bize. Nereden başlamak istersin? Hayatımıza nasıl dokunmakla, nasıl hayatımızın bundan sonrasında daha mutlu, huzurlu ve belki de biraz daha paralı olmamızı sağlayacak bilgileri edinmemiz için bize yardımcı olursun? Tabii mutlaka kişinin kendisiyle alakalı bazı eksiklikler olur. Buna sağlıkla başlarız. Çünkü bu makinenin çalışma prensipleri var ve buna uygun bir şekilde yaşarsa kişi belli bir disiplin üzerine bu makine tam randomanlı çalışıyor. Daha doğru düşünebiliyor, daha doğru algılayabiliyor, daha iyi ezberleyebiliyor. Bu dolayısıyla kişiye başarıyı da getiriyor. Başarı kazanımı getiriyor kazançla birlikte. Bu da tabii ki mutluluğu silsile haline getiriyor. O yüzden eksik yönlerin görülmesi ve fazlalıkların veya kabiliyetlerin parlatılmasıyla ilgili el çizgilerinin ve işte fizyonominin insana çok fazla yardımcı olduğu kanaatindeyim. Nasıl tanırız mesela kendimizi? İstersen bir figür üzerinden, birey üzerinden başlayarak olur. Genele yayalım. Mesela tiyatroculardan ve sinemacılardan mesela Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat. Bunların yüz yapısı bizim fizyonomide en hızlı öğrenen yüz yapılarıdır. Fevkalade hızlı öğrenirler. İkisinin de tiyatro geçmişi yoktu. Mankenlikten geldiler. Ve çok hızlı öğrendiler. Çocuğunuzda üçgen dediğimiz o Kıvanç'ın yüzüne benzeyen bir yüz varsa bileceksiniz ki öğrenmeyle ilgili bir problemi yok. Peki dezavantajı ne o yüz yapısının? Motivasyon kaybı. Doğuştan eksik bir motivasyon. Mutlaka takdir görmeli, yaptığı işle alakalı övgü almalı veya ödül almalı ve bu şekilde eksik motivasyonu tamamlanmalı. Ama öğrenmeyle ilgili hiç problem çekmezler. Sadece motivasyonla ilgili problem çekerler. Veya tam tersi uzun yüzlü mesela Çağatay Ulusoy'un yüzü. Bunlar ise içsel motivasyonla gelir. Bunların biraz daha özellikle böyle or general dediğimiz aristokrat yüzler, işte Hilmi Özköklerin vesaire yüz yapıları. Bunlar tamamıyla içsel motivasyonla gelir. Bunlar yönetmezse problem olur. Böyle bir çocuğunuz varsa biraz daha sorumluluk verin. Yönetsin veya siz öyleyseniz biraz daha sözünüz geçsin. Ama bilin ki ön yargılısınız. Kendi doğrularınız, kendi bildikleriniz, kendi prensipleriniz var. O prensip dışına çıkamama durumları problem yaratabilir. Bu da onların dezavantajı oluyor. Gibi kısaca sadece yüz yapısından bile avantaj ve dezavantajlar bilinir. Böyle ilerlenir. Bunu peki insanlar nasıl öğrenecekler? Hayatlarını nasıl entegre edecekler? Ya da ben Türkiye'de ve yurt dışında okudum. Orada iletişim okudum. Orada mimari, renkler, bunların hepsi aslında başarıya ulaşmak için birer unsur olarak öğretilmişti bize. Keza bugün de anladığım kadarıyla başarılı olmak için senin söylediğin bütün her şeye hakim olmak lazım. İnsanlar nasıl öğrenecekler kendileriyle ilgili bu tür bilgileri? Bunlarla ilgili ya bilenden danışmanlık alacaklar ya da bu tarz eserleri okuyarak, bunlarla ilgili bilgi edinerek, ben böyleymişim ve bunu bu şekilde
yapmalıymışım diyecekler ama günün sonunda genelde insanlar bununla ilgili bir danışmanlık almayı tercih ediyorlar. Bu danışmanlık aylık herhalde olmalı. Bazen haftalık olur, bazen aylık olur. Bu tamamen kişinin beklentisiyle alakadardır. Ama genel çerçevede bir saatlik bir seansla kişi kendiyle ilgili fazlalıkları açıklığıyla öğrenir. Ben bununla ilgili tecrübelerimden biri, gerçekten kendisini arayan insan bazen bir kelimeyle inanılmaz bir aydınlanma yaşıyor. Onu gözünde görüyorsunuz. Tamam diyor. Bana bu kadar yeter. Ben alacağımı aldım. Çünkü zaten o yoldaydı, arayıştaydı. Bir şey vardı, tanımlayamıyordu. Fizyonomiyle onu bir tanımlıyor. Kaç defa yaşamışızdır çok yüksek mertebelerde ve yüksek statüde iş yapan insanlar. Tek bir kelime arıyor. Onu buluyor ve tamam ben hallettim gerisini diyor. Böyle çok karşılaştım ama onun dışında baştan sona da kendini tanımak isteyen çocuğuyla ilgili, ki gençleri ben çok bilinçli buluyorum bu dönemde. 18 yaşında bile gelip ben nasıl bir kariyer çizmeliyim ve kariyer çizerken benim önümdeki engel benle alakalı engel ve benim bu kariyerde ilerlemem için bende ortaya koyabileceğim kabiliyetler neler diye arayıştalar. Çok defa karşılaşmışımdır ve o yüzden ben çok da ümitsiz değilim. El çizgilerinin hayatımıza olan etkisi nedir? Biraz da bundan bahsedelim mi? Tabii bununla alakalı bir hurafevari bir durum var. Lakin bu suistimal edenin sorunu olmalı. El çizgileriyle ilgili Aristo'nun çok sevdiğim bir tabiri var. Tüm organların organı avuç içidir diyor, eldir diyor. Ve tüm pasif sistemin aktif faili eldir diyor. Tüm pasif sistemin aktif faili. Yani düşüncenin özettir. 1853'te George Messenger deri korpuskülünü, yani kıl köklerini vesaire araştırırken al yuvar sayısı çokluğu ve azalmasıyla avuç içindeki çizgilerin oluştuğunu keşfediyor. Bu başlı başına bizim üzerine çalıştığımız şeyi destekler. Yani heyecanlandığınızda, düşünceniz değiştiğinde, karar verdiğinizde veya kararınızı yinelediğinizde veya değiştirdiğinizde al yuvar sayısı değişir avuç içine gelen. Dolayısıyla çizgiler değişir. Yani çizgiler, yüzümüzdeki veya elimizdeki çizgiler bizim düşüncemizin özeti. Hepsi bu. Yani ne düşünüyorsam onu buluyorum. Yani elinizde 10 yıl sonra kariyerle ilgili bir yükseliş var. Nedeni bugünden itibaren eyleme koyduğun ve çalışmaya başladığın o düşüncesel düzlemin yansıması olan eylemleri ve neticesini 10 yıl sonra alıyorsun. Çalışma sistemini değiştirir arttırırsan 10 yıl 5'e döner ve elindeki çizgi değişir. Veya tam tersi tembelliğe gidersen 10 yıl 15 yıl yapar. Enteresan bilgiler bunlar. Peki o zaman her çalışan insanın ya da işte her bir bireyin düzenli aralıklarla el çizgilerine baktırmasında çok büyük fayda var. Öyle gözüküyor. Aynen öyle. Bu hayatın ilerisinde işte ilerleyen versiyonlar seçimleriyle alakalı, mutluluğuyla alakalı, sağlığıyla alakalı bir gösterge paneli olduğu için mutlaka faydasını görecek. Peki dünyanın önümüzdeki günleriyle ilgili bir takım tespitlerin vardı. Nasıl görüyorsun önümüzdeki günleri? Şöyle, mutlaka doğumlar sancılı olur. Dünya yeni bir sistem doğuracaksa mutlaka doğumun sancısı olacaktır. O şu anki sancılanma dönemidir. Birkaç yıl sancılanma olur. 2026 gibi dönüşüm tamamlanır ki insanların yine ellerine ve yüzlerine incelediğimizde de belli bir sıkıntıdan sonra belli bir ferah döneminin geldiği, yani herkesin rahatladığı, istisnasız herkesin rahatladığı bir evreye geçiş var. Ama öyle bir evre var mı Allah aşkına? Var. Ne zaman gelecek o evre? O yüzden bu umumi bir ferah olduğu için bu sistemin değişmesiyle alakalı şu an biraz daha tam daha kararmadı. Biraz daha kararacak. Biraz daha kararacak ve sonrasında güneşin doğuşunu göreceğiz. Yani bu konuda ben çok ümit varım. 26 gibi mi yani? 2026 gibi dönüşüm tamamlanır. 2030'lar gibi artık belli bir düzlemde devam etmeye başlar ve yükseliş 2050'ye kadar devam eder. Anladım. Bizim çocuklar rahat edecek. Çok. Tamam. Şu el çizgilerinin yurt dışında bir bilim olarak adlandırıldığını, bir bilim olarak değerlendirildiğini söylemiştin. Bugün dünyayı yöneten liderlerin ortak özelliklerinden bir tanesi şiddete meyilli olmaları mı? Öyle mi görüyorsun sen? Hepsi için değil. Mesela örnek verecek olursak özellikle Putin iyi bir yönetici ve Putin gibi yöneticilerin en önemli özelliği hemen değil, son seçenek olarak şiddeti tercih etmeleri olacaktır. Bizim Cumhurbaşkanı'nın mesela kendisini gizleme kabiliyeti ve onun da son seçenek olarak şiddet ve savaşı görmesi, özellikle kaş yapısı belli etmez. Kim olduğunu belli etmez, rengini belli etmez. Biraz bunu verir. Bu noktada biraz santraj tahtası üzerindekilerin çok da kendi inisiyatifleriyle hareket etmediğini de söyleyebiliriz. Ama karakter olarak kesinlikle savaşı kimse ilk başta istemiyor. Hiç kimse. Yani beyefendi dahil. Beyefendi dahil. Bir gece ansızın gelebiliriz deyip böyle bir korkutup ondan sonra beklemesi de ondan herhalde. Kesinlikle hayır. Kesinlikle istemiyor. Bu işi
işi kağıt üzerinde bitirmek isteyecek bir yapıya, yüz yapısına, mizaca sahip görünen o. Peki biz kendimizi nasıl tanımlayabiliriz? Evimizde oturuyoruz. El çizgilerimizi gösterebileceğimiz kimsemiz yok. Nasıl kendi kendimize kendimizi tedavi etmek değil de tanımlayabiliriz bu konuyla ilgili? Bunun için argüman lazım. Mutlaka bilgi lazım. Ve bunu bildikten sonra kendi üzerinizde okumanız lazım. Bu bir alfabe. Yani el okuma ve yüz okuma bir alfabe. Tıpkı okuma öğrenmekten bizim ilk başta adım attığımız şey alfabe öğrenmek oluyordu. Okula gidiyorduk ve okulda bize ilk başta A, B, C, D öğretiyorlar. Sonra bu harfleri birleştirip kelime haline, kelimeleri de cümle haline getiriyorduk. El ve yüz çizgileri de böyledir. Zaman ister. Bir dildir aslında. Bunu İngiliz edebiyatçı William Benham katiyetle söyler ve bunu öğrenin, çocuklarınıza öğretin, yanlış meslek seçmesinler, yanlış evlilik yapmasınlar diye de çok baskın bir şekilde ve iddialı bir şekilde söyler. O yüzden bunun için bilgi lazım, done lazım. Mutlaka bu harfleri öğrenmek lazım. El ve yüz çizgileri bizim kaderimizi evre evre hayatımızı yaşarken nasıl kararlar vermemiz gerektiğiyle ilgili bir takım doneleri içerir diyorsun o zaman. Aynen öyle. Peki o zaman tanıdığımız ünlülerden mesela birinin tanımlamasını yapsana. Yapalım. Mesela Kıvanç'tan başlamıştık, ondan devam edelim. Şimdi Kıvanç tarzı yüzlerin iki evresi olur. İlk başta kendilerini aradıkları evre. O evrede çok hareketlidirler ki bundan önce de sporcuymuş. Şimdi bu hareketli bir evresi ve bu hareketli evrenin onun arayışıyla alakalı durumda biraz talih de lazım. Çünkü bu tarz yüzler, yani üçgen dediğimiz Kıvanç'ın tarzı yüzler, arayışta oldukları evrede biraz talihe ihtiyaçları var. Doğru çevre, doğru yönlendirme. Bu biraz lazım. Bu bir arkadaşla dahi olacaktır. Birincisi bu. İkinci evre ise biraz daha doğruyu gerçeği görüp biraz daha tasavvufi veya manevi veya ruhi, hangi tanımı yaparsanız, ruhi taraflarıyla ilgileneceklerdir. O haşere, hareketli tarafları bir kenara, ruhi taraflarının da inkişaf etmesi gerektiğini bileceklerdir. O yüzden üçgen yüzlü birisini rahatlıkla tanımlayabiliriz ki iki evresi var. Kıvanç Tatlıtuğ'un da iki evresi var. O artık biraz daha 40'tan sonrası için bu yüz yapısına sahip olanlar ve göz kaşla birlikte yakın olma dolayısıyla mutlaka biraz ruhi tarafıyla ilgilenecek. İşte aile, yuva kavramlarına daha çok eğilecektir tanımını yapabiliriz ki renkli gözler için eski beyitlerde çok geçer. Hem cesareti verir hem hin fikirliliği verir. Yani kafaların arkasında farklı fikirler ortaya koyabilirler. O yüzden bunu işlerinde kullanırlarsa fevkalade girift işler ortaya koyabiliyorlar. Renkli gözün böyle bir avantajı var. Özellikle mavinin. Ama daha ziyade cesareti ve parlak fikri verecektir. Kendini çok yetiştirdi. Gerçekten ben çok takdir ediyorum Kıvanç'ı. Ve ünlü olduktan sonraki kariyer yönetimini de çok başarılı ve disiplinle yönetti açıkçası. Peki önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsun sen? Kendi bilimsel çerçevende. Bununla ilgili görüş şöyle, tahminden öte geçmeyecektir. Çünkü mesela seninle ilgili el çizgilerinle, yüz çizgilerinle ilgili düşüncenin özeti nevinden evet diyoruz. Bu şekilde devam ederse böyle olur. Ama bu ülke gidişatı biraz daha dış etkenlere de ziyadesiyle bağlı olduğu için sadece tahminden öte geçer ama ben çok ümit varım. Yine umumi olarak olacak olan ferahın ve fütuhatın orada da olacağını düşünüyorum. Sadece dediğin gibi insan üstüne düşeni yapmalı. Ben bu kanadayım. Yani ben tek başıma üstüme düşeni yaptığımda, kapısının önünü süpüren tek başına üstüne düşeni yaptığımda iyi olacağına inanıyorum. Ben 2040'tan sonra bu ülkenin de çok ferah olacağını, zaten en yüksek evreyi yaşayacak diye ben eski beyitlerde çok defa rastladım. Çünkü tarih tıpkı dünyanın yörüngesi üzerinde döndüğü gibi dönüyor. Yani bir başlıyoruz, 360 gün sonra tekrar başladığımız yere dönüyoruz. Tarih de böyle. Eğer bir terakkiyat olduysa mutlaka tedenniyat olur. Sonra tekrar bir terakkiyat olur. Biz tedenninin, yani o alçalmanın dibini yaşıyoruz. Şu an yükselişe dönüyor. Tekrar dünya başladığı yere döndüğü gibi tarih de tekrar edeceği yere dönüyor. O yüzden yükseliyoruz. Yükseleceğiz. El çizgilerimizin ya da yüz çizgilerimizin kaderimizle ilgili ya da yaşayış tarzımızla ilgili önemli bilgilere sahip olduğunu söylüyorsun. X kişinin evinde otururken kendini tanımlayabilmesi için bize biraz yardımcı olur musun? Yani nasıl bir kişi kendi eline bakarak kendi hayat döngüsüyle ilgili bir takım kararlar verebilir? Buradan görsel olmadan anlatabildiğimi anlatayım. Evvela elin yapısı bizim için önemli. Yani avucunuza baktığınızda avucunuz aşırı yumuşaksa, ki bunun insanlarla tanışırken tokalaştığınızda da anlarsınız. Aşırı derecede gevşek tokalaşan ve yumuşacık bir ele sahip biri ehli keyif ve tembel olacaktır. Bedeni kuvvet gerektiren işlerde çok yer almayacaktır. Siz buysanız mutlaka bilin ki sizin zihinsel aktif olmanız lazım. Ama şunu unutmayın. Beden zihinsel
zihinsel aktifiyete zemin hazırlar. Eğer bedeni olarak bir hareket, en azından kendi istidadınızca bir hareket yoksa ve gıda ile ilgili durumda doğru beslenme ile ilgili bir çaba yoksa, bu ehli keyiflik sizi zihinsel hantallığa iter. O yüzden elinizde aşırı derece bir yumuşaklık, avuç içinizde de renk yoksa, mesela beyazsa, pembe veya kırmızı değilse, elbette ki bir hareket canlılık eksikliği ve kanla ilgili bir zafiyet, kansızlık, Akdeniz anemisine gidebilen bir yapı gözükür. Tabii ki tam tersi bir yapıysa, mesela avuç içiniz çok sert ve parmaklarınız esnemiyorsa, siz evet böyle bedeni olarak bir kuvvet söz konusu olacaktır. Lakin bunlarda da ön yargı olacaktır. Hani esnemiyor ya, esnemediği için ben ön yargılıyım, biraz kendi doğrularımın peşine gidiyorum diyebilirsiniz. Bu da sizin için bir önlem olacaktır. Bazı seçimler ve kararlar alırken veya yeni deneyimlere kalkışırken bununla ilgili bir done olacaktır. Veya tam tersi inanılmaz esnek bir else, bu da duruş sergileyemez. Çünkü her aşırı esneklik her ortama uyum sağlayabilir. Bu bizim çok istediğimiz bir şey değildir. Bu kişilerde fazla esnememeleri veya aşırı derecede herkesin gönlünü yapmak için hareket etmemeleri gerektiğini bilecekler. Ama bununla ilgili görsel çok önemli, dokunsal çok önemli. Yani avuç içinde bazen dokunarak bir çizgi ortaya çıkarırsınız. Çünkü kanın dolaşması gerek. O şekilde çizgi gözüküyor. Bununla ilgili videoları, paylaştığımız videoları, kitapları. Nereden paylaşabiliriz ya da nereden bakabilirler bunlara? YouTube'da kanalımdan bulabilirler. Bir ikincisi kitabımı temin edebilirler ki benim kitabım biraz daha akademik ve sağlıkla ilgili. Üçüncü çıkacak kitabımsa tamamıyla karakterle alakalı el çizgilerinin ve yüz çizgilerinin anlamını içerecek. Ama daha çok YouTube ve Instagram'dan el çizgilerinin, yüz çizgilerinin nasıl okunmasıyla ilgili gerektiğinin paylaşımını yapıyorum. Bu şekilde görsel olarak yardımcı olabilirim. Dönem dönem değişiyor mu? Yani mesela ben pazartesi günü, her pazartesi haftaya başlarken el ya da yüz çizgilerime bakarak bu hafta ile ilgili bir görüş sahibi olabilir miyim? Yani bu değişen bir şey midir? Şöyle, bu hani astrolojideki gibi bu hafta şöyle kara bulutlu bir hafta, dikkat edin diyebileceğimiz bir şey değil. Daha çok bizim kararlarımızı gösterir. Örnek veriyorum, akıl çizginiz. Akıl çizgisi bir zihniyet göstergesidir. Yani akıl çizgisine günlük bakıp da bugün başıma böyle bir şey gelir. Hayır. Sizin pratik mi, sanatsal mı olduğunuzu, yönetecek mi, yönetimi eline almak mı istiyor, maddeci mi olduğunu ve akıl çizgisinin üzerindeki işaretlerle bizim hangi kazalara, hangi yaralanmalara açık olduğumuzu, mesela mayınla yaralanma, uzuv kaybı, göz hastalığı, bağırsak hastalığı. Akıl çünkü zihniyetle alakadar. Yani çok cesur biri ise ve elin diğer işaretleri destekliyorsa tabii ki bir asker olacaktır. Bir aşırı cesaret temkinsizliği verir. Çünkü bizlerdeki korku temayülü hayatımızı korumak için verilmiştir. Eğer bir kişi korkmuyorsa elbette ki hayatıyla ilgili endişe etmek gerekir. Ve bu da kişinin yaralanmalarına veya işte kafa çarpması veya kafa yaralanmalarına işaret edecektir. Bunları akıl çizgisinden okuruz. Ama günlük bakış açıları hayır. Zihinsel tavrı okuduğumuzda evet, bu zihin pratik bir zihindir. O zaman pratik işlerle uğraşacaktır. Günlük yoruma yer bırakmaz. Genel çerçeveye baktırır. O zaman biz bir kere sana kendimizi gösterirsek bizle ilgili yapacağın tanımlar bizim bir ömür işimize yarayacak. Kesinlikle öyle. O yüzden dakika başı kapı çalmanın ve acaba böyle mi, acaba böyle demenin hiç anlamı kalmayacak. Hayatınızda çok yüksek değişimler olmuştur ve siz fark ediyorsunuzdur. El çizgilerinin değişeceğiyle ilgili bir kanıya kapılmışsınızdır. Genelde de doğru bir kanıdır o. Çizgilerinizde bazı değişiklikler olur. Onlara bakarız ama onun dışında bir defa baktığımızda, haritayı aldığınızda ondan sonra aracınızı sürmeniz gereken rotayı belirliyorsunuz. Yani bir kere bizim sana kendimizi göstermemiz yeterli mi? Yeterli. Harita mı? Yeterli. Ondan sonra kendi kendimizi tanıyıp kendi kendimizi daha doğru kararlar alabileceğiz. Zaten işin özü karşıda bitiyor. Biz en fazla herhangi bir meslek dalı içinde bunu söylüyorum. Öğretmen içinde bunu söylüyorum. Antrenör içinde bunu söylüyorum. Haritayı gösterir ve o haritada senin gidebileceğin yolu ve aynı co-pilot gibi hangi hızla hangi viraja girebileceğini belirtir. Ama gazında, direksiyonunda, vitesinde kontrolü kişide. O yüzden başarı kişiye ait. Tıpkı başarısızlık kişiye ait olduğu gibi. Harika. O zaman çocuklar diyelim. Yani bir el çizgisi ne zaman oturur? Kaç yaşında mesela bir çocukla ilgili el ve yüz çizgilerini tanımlamamız gerekir ve bu tanıma istinaden bir takım yollar, tasarımlar yapmamız gerekir. 5 yaş. 5 yaş ve sonrası bizim için ele bakılabilir, yüze bakılabilir ve doğru teşhis konulabilir diyoruz. Ama ve lakin sağ el ve sol el, yani öyle aslında anatomik bir gerçeklik ki bu. Sol el genelde kişi için soyundan gelen genetik aktarımı verir. İşte sanatsal bir akıl çizgisi vardır mesela. Sağ eline bir bakarız, pratik olmuş kişi ve bu eyleme geçmek sizin henüz her zaman çizilmez. Yani sağ el bazen 15 yaşından sonra bize done verir. Çünkü sol elde genetik aktarım var. Yani bu çocuğun genetiğinden aldığı karakteristik özellikleri var. Ama hayat ondan ne istiyor? Daha pratik olmasını istiyor. Sanatsal yönünü kullanabileceği bir mecra açıyor mu diyor ya, doğduğun yer kaderindir diye. Tabii ki de. Çünkü kişiliğin bu şekilde oturuyor. Ve o yüzden sağ el bazen 15 yaşında oturabilir. Ama yine de 5'ten itibaren bir sol elin verdikleriyle kişi hakkında
hakkında, çocuk hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Lakin 12-15 yaş sonrası sağ el temayüller, meyiller, kişinin ne tarafa doğru gideceği ve sanatsal zihnini mi, pratik zihnini mi aktif edeceği, hayatın hangi noktalarında neyi seçmek zorunda kaldığı ile ilgili durumlar, yani tercihleri sağ elde gözükür. O yüzden 5 yaş ilk etap, 12-15 yaş ikinci etap deriz. Peki Halit Emre ile biz 13 program yapacağız. 13 programın ilkiydi bu. 13 programın sonunda biz dinleyicilere neyi anlatmış olacağız? İnsanlar neye hakim olacaklar? Ve bu 13 bölüm sonrasında bizimle ilgili görüşleri ve bizim onlara hayatlarına kattığımız şeylerle ilgili kısacık bir özet verir misin bize? Tabii, evvela bu bedenin bizi tanımlayan bir kıyafetten öte olduğunu, bir gösterge paneli olduğunu, yani nasıl ki baktığınızda bugün ne kadar mutlu gözüküyorsun dediğimiz genel kapsamda bir yoruma neden olduğu gibi, ince kapsamlı da hayatının seçimleri, mutlu bir evlilik, mutlu bir çocuk, sağlıklı bir çocuk vesaire gibi durumların var olup olmayacağı ile ilgili, ki bu varlığın da kişinin düşüncesiyle geliştiğini anlayacağız. Yani en önemlisi bu. Bizim için yüz çizgileri, yüz yapısı ve el çizgileri şunu ifade ediyor: kişi elde ettiği ve elde edemediği ne varsa kendi seçimleri, kendi kararları, kendi yaptıkları ve yapmadıkları neticesinde oluyor. Evvela bunu kavrayacağız. Diğeri ise evrensel dili okumanın bir yöntemidir. Bir doktor, bir cerrah, bir yayıncı, bir reklamcı, her neyse, yaptığı iş her neyse, bir marangoz. Orada dahi evrensel dili okuyacak izleri bulur bir ağacın üzerinde bir marangoz, bir ceviz ağacının veya bir meşe ağacının üzerindeki işlemenin farklı olmasının bir nedeninin olduğunu ve onun bir adetinin, bir kendine ait fıtratının olduğunu ve ona ait bir muamele edilmesi gerektiğini bilir. Burada bir evrensel dil okuması yapar. Biz de burada nasıl ki insanın elinin, yüzünün, onun bir gösterge paneli olduğunu anlatacağız ve arabada giderken 50 km hızla giderken gösterge paneli 50'yi gösterir. 50'yi gösterdiği için 50 ile gitmezsin. 50 ile gittiğin için 50 gösterir. Bizim de gösterge panelimiz olan avuç içimiz ve yüz yapımız bizim gidişatımızı ve hangi hızla gittiğimizi, adımlarımızın sıklaştırıldığında neye ulaşacağımızı, seyrekleştirdiğimizi neyi kaybedeceğimizi göreceğimiz bir dil olacak. O yüzden evrensel dilin bu kadar kapsamlı, bu kadar yakın, çünkü hep hakikati ve doğruyu biz uzakta ararız, ama fizyonomi bize çok daha yakın olduğunu, hem kendimizle ilgili gerçeklerin çok yakın olduğunu, hem dış gerçeklerin bize çok yakın olduğunu göstereceği bir seri olacağını umuyorum. Biz kendi kendimize kendimizi anlayabileceğiz ve kendi kendimize kendimizi anlatabildiğimiz andan itibaren aldığımız tüm kararlar da daha doğru olacak. İstikbalimizle ilgili bizi mutlu edecek kararları verebilmek öncelikle kendimizi tanımaktan geçecek ve elimizde bizim aslında bilinmeyenlerimizi bize anlatan önemli şifreler barındırıyor. Evet. Diyorsun. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Halit Emre. 12 program daha yapacağız seninle. El çizgilerinin, yüz çizgilerinin kaderimize, hayatımıza olan etkilerini seninle fark etmeye çalışacağız. Bir sonraki programımız tam bir hafta sonra olacak. O programda neleri anlatacaksın bize? Yüz yapılarından yine bahsedeceğiz. Örneğin mesela kaç, kimlerden bahsetmeyi hedeflersin? Mesela en enteresan yüz tipleri Türkiye'de şu anda ya da dünyada kimler ve neler? Genelde tanınmışlar üzerine gideriz. Yani bunu spontane de sorsan aynı şekil gidecektir. Bizim ülkemizde olabilir, yurt dışında olabilir, yöneticiler olabilir, biraz daha siyasi gidebiliriz. Onların üzerine konuşuruz. Savaşta olan Ukrayna'nın lideri veya işte Rusya. Çok enteresan. Evet. Çok enteresan onlar. Onların üzerine gidebiliriz yüz yapılarından ve onların söylediklerini yapabilecek potansiyelde olup olmadığını konuşabiliriz. Bak, bununla ilgili beyefendinin de, yani de Tayyip Bey'in de anatomisini ve... Mutlaka onu da yapalım. Hatta ilk onu ele alırız. Başımıza fena girmesin ama yani çok merak ediyorum. Yani çok ciddi iyi bir lider. Evet. İyidir, kötüdür o tartışılır ama kendi çapında kendine has bir lider. Putin'i çok merak ediyorum. Evet, onunla bak. Trump'ı çok merak ediyorum. Kıvanç'ı zaten anlattın sen ama. Evet. Şu liderleri o zaman bir sonraki programımızda liderlerden yola çıkarak dünyayı şu anda kimler yönetiyor ve yöneten kişilerin el ve yüz çizgilerinden örnekler verelim. Olur, çok da güzel olur. Tamam. Lütfen siz de sayın dinleyiciler, merak ettiğiniz liderleri bizimle paylaşın. En çok istek alan, yorumlamasını Halit Emre'nin istediğiniz en önemli, en çok merak edilen isimleri biz bir hafta boyunca bakalım, inceleyelim. Ondan sonra Halit Emre ile bunları değerlendirelim, olmaz mı? Tabii. Peki. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümümüz tam bir hafta sonra olacak. Yayın tarihinden itibaren tekrar görüşmek üzere. Sevgiler. Sevgiler. Halit Emre Aslan'la Bilinsin İstediğim bitti.